Arkadaşlar videoyu ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Age of Mobile'de kahraman dizilimi ve kasaba işgali ile alakalı bir video hazırladım. Umarım içerik hoşunuza gider ve sizin için faydalı olur. Videoya geçmeden arkadaşlar videoyu beğenip kanalda abone olursanız gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi videoya geçelim. Let's go. Arkadaşlar öncelikli olarak kahraman dizilimi ile başlayalım. Şimdi oyuna ilk başladığımızda bize medenet medeniyet seçtiriyor. Medeniyet seçtikten sonra aslında biz hangi birim türüyle oynamak istediğimizi de karar vermiş oluyoruz. Daha sonra istersek buradan Profil kısmına gelip 200 imparatorluk parası karşılığında değiştirebiliyoruz. burada ilk yapmamız gereken şey arkadaşlar belediye binasını 17'ye basmak. Çünkü 17'ye bastığımızda ana komutanın arkasına iki tane de vekil komutan atamamızı sağlıyor. Şimdi vekil komutanları da atadığımıza göre üçlü çıkabiliyoruz. Şimdi burada görkemli kısmı var. Şimdi ben de görkemli ama sizde kuvvetle muhtemel değildir. Şimdi bunu açmak için arkadaşlar hem aynı birim türüne sahip kahramanlar hem aynı filemaya hem de flamalarının üçünün de açık olması gerekiyor. Peki bu %180 kısmı ne işe yarayacaksınız? Arkadaşlar buraya tıkladığınızda gösteriyor. Kudret, zırh, strateji, kuşatma. Ana kahramanın bu standlarını %180 geliştirmesini sağlıyor. Yani aslında buradaki buff tamamen ana kahramana yönelik. Şimdi burayı kapattık. Şimdi diyeceksiniz ki flamaları nasıl aktif hale getireceğiz? Arkadaşlar bu benim mesela e, Durgavati benim ikinci yani vekil komutanım. Bunu yükseltmek için 50. seviye kadar getirdiğinizde yetenek ağacı kısmında kalabalığın kudreti kısmı var. Bunu açtığınızda kahramanın fileması aktif hale gelmiş oluyor. Aynı şekilde benim Josef'in de 50. seviye getirdim ve buradaki kalabalığın kudretini açarak filemasını aktif hale getirmiş oldum. Yani burada anlatmak istediğim şey arkadaşlar kendi birim türünüze ait bir tane kıtanız olacak. Mesela ben Çinlileri seçtim ve Çinlilere ait bir tane kıtam var. Çok sağlam. Siz de bu şekilde yaparak kendinize ait bir tane sağlam kıtanız olsun. Diğerleri zaten barbar bar kesmeye, kaynak toplamaya gidecek arkadaşlar. Diğerleri çok önemli değil yani. Bir kıtanız çok sağlam olsun ama. Alana çıktığında 2-3 tane kıtayı tek kıta devirecek hale gelmeniz gerekiyor. Bunu da nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Teknoloji kısmındaki araştırmaları kesinlikle yapın arkadaşlar. Bunların kendi birim türünüze ait olan kısımlarını daha öncelikli olarak yapmaya gayret gösterin. Bu da size alanda 2 3 0 öne atacaktır. Unutmadan bir de şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi destansı parşömenleri soranlarınız oluyor. Şimdi kahramanın yetenekleri kısmına geldiğimizde ayrıntılar var. Daha sonra buna yıldız kazandırması yapabiliyorsunuz. Mesela burada Destansı beceri parşömeni. Ben de bitmiş mesela. Siz e, sizde varsa bu şekilde bunu yükseltebilirsiniz. Yani burada da becerilerin standlarını yükseltmenize yarayan bir parşömen bu. Kahramanlarına satın alacağım diye soracak olursanız arkadaşlar Mulan'ı zaten oyunun en başında 37 TL yani 1 dolara veriyor. daha sonra VIP kısmına gelerek arkadaşlar bunu ben almadım. Mesela daha alacağım ben bunu. E, Miyamoto'yu alabiliyorsunuz. O, o da 37 TL falandı galiba. Aynen. 38 TL'ye Huan e, şey de alabiliyorsunuz, Miyamoto'yu da alabiliyorsunuz. Etkinlikler kısmında arkadaşlar çarka gelen iki tane kahramanımız var şu an Hun Atilla ile Richard arasında tercih yapıp bunlardan bir tanesini çıkartabiliyorsunuz. Ben tabii ki Hun Atillayı tercih ettim. Devin kükremesi kısmında da zaten e, şeyi alırsınız. Kral Davut alırsınız. Günlük giriş ödüllerinde de 7. günün sonunda Hamur abi gelecek arkadaşlar. Bu kahramanları buralardan almayı unutmayın derim. Arkadaşlar kahramanlar hakkında ne bildiklerimi anlattım. Şimdi geçelim kasaba işgaline. Arkadaşlar şimdi gelelim kasabalara nasıl saldırabileceğinize. Öncelikli olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar kasaba saldırılar çok basit. Ee, kasabalar saldırılabilir hale geldikten sonra size bir 5 dakikalık e, saldırı hazırlık dönemi veriyor. Daha sonrasında saldırıyı başlatabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi biz de zaten 380k seferle birlikte garnizona dalıyoruz. Garnizon 60k bu arada. Dayanıklılığı da 2.5 milyon. Bu bilgileri de size vereyim. E, daha sonrasında saldırıyı başlatıyoruz. Zaten 1-2 dakika içerisinde e, garnizon düşüyor arkadaşlar. Bu kadar zor değil. Onu söyleyeyim. Burada önemli olan şey arkadaşlar dayanıklılığı bitirebilmekte. 2.5 milyon dayanıklılık biz 450K'ya yakın birlikte görmüş olduğunuz gibi kasabanın etrafında bizim e, ittifak üyelerimizin e, kıtaları da birer kıta daha orada bekliyor. Biz şimdi garnizonu düşürdükten sonra göreceksiniz hepsi birlikte e, yine gelip saldırıya başlayacaklar. Ben buraları birazcık hızlandırdım kestim falan. Yani çünkü çok uzun olmasını istemedim. E, buna dikkat edin arkadaşlar. Burada ne kadar birlik sayısını fazla tutarsanız e, o kadar hızlı bir sürede burayı bitirirsiniz. Yani bu önemli. Daha sonrasında size bahsedeceğim arkadaşlar. Biz burayı aldıktan sonra hemen akabinde bir tane daha köy aldık. O köyü alırken fark ettim. Bizim ittifak puanımız var arkadaşlar. 30 ittifak puanımız var. Her saldırı yanlış bilmiyorsam 6 puan götürüyor. Yani bir da 3 saatte dolduğuna göre birazcık uzun arkadaşlar o puanın dolması. O yüzden önünüze gelen her kasabaya şehre saldırmayın derim ben. Yani birazcık bufflarına dikkat edin. Şimdi kasabayı aldık bizim elimize ne geçti arkadaşlar kasabalarda e, bu gördüğünüz temeller var yani o zaten siz ittifakta bir bina inşa ederken ittifak teknoloji kısmında yani e, bir şey inşa ederken size diyor ki temel istiyor e, bu temel işte bu kasaba ve şehirlerde var buraları aldıktan sonra bu binaları buralara inşa edebiliyorsunuz e, bunun avantajı var. Daha sonrasında kasabanın veya şehrin kendine has bir buff'ı var. O buff'tan veriyor size. Sürekli olarak. Bir de e, cüsi bir miktar. Yani 15 e, 15 bin kaynak mı ne veriyor yani günlük olarak. Öyle söyleyeyim. E, o da çok şey değil. Gördüğünüz gibi biz burada kasabayı tamamen ele geçirdik. Dayanıklılığını bitirdik. Daha sonrasında kasaba bir kalkan kazandı. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada da e, kim ne kadar vurmuş, ne kadar hasar vermiş. Bu arada tabii ki e, diğer Rise of Kingdoms ve Call of Dragons'da olduğu gibi arkadaşlar okçular e, yapılara daha az hasar veriyor. Burada asıl önemli hasarı tabii ki kılıçlı birlikler. Kılıçlı, kalkanlı, mızraklı işte onlar daha çok hasar veriyor bu yapılara. E, dayanıklılık vesaire yok ederken. E, tabii ki biz burada bunu gözetmedik. Yani biz burada işimiz e, biraz da aceleye getirdik. Çünkü yanımızda da diğer klan vardı. Hemen almak istedik. Gördüğünüz gibi 2 saatlik bir kalkan kazanıyor. 2 saatin ardından tekrar saldırılabilir hale geliyor. Bu da demek oluyor ki diğer ittifaklar saldırabilir. Bu da bu şekildeydi arkadaşlar.